arkadaşlar, Lise Serin kanalından hoş geldiniz. Ben Lise Selçuk, Lise benden sevgiler. Bu sefer yine konuğumuz Çağatay. Bu sefer yurt dışındaki motosiklet ekipmanları hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Yani yurt dışından ekipman, motosiklet ile alakalı ekipman almaya değer mi, değmez mi? Karşımdaki tam bir motosiklet hastası olduğu için sorularım olacak ona. Türkiye ile buranın arasındaki değerlendirmesini, kıyaslamasını yapacak. Buralara biraz bir şeyler koyduk, ekipmanlar koyduk. Bazıları Çağatay'ı, bazıları benim ev sahibim. Ev sahibim olan ürünler zaten çöpe gidecek olan ürünler. Bu arada kafayı yiyor. Bedeni olmadı. Bedeni olsaydı kendini alacaktı. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi videomuza başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolara like atmayı, yorum yapmayı ve güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomuzdan da haberdar olabilirsiniz. Evet Çağatay Bey. Türkiye mi? Almanya mı? Bu kısımda Almanya. Neden? Çok avantajlı. Fiyatta uçurum farkı var. Şöyle ki bu montun markası Revit. Şu an Türkiye'de en düşük ürünü aşağı yukarı atıyorum ama bildiğim kadarıyla 6-7 bin lira civarlarından başlıyor. Sıfır ama. Sıfır. Başlangıcı 6-7 bin lira en düşük. Ki bu kaliteli. Bunun korumaları yani. Hemen şöyle gösterelim arkadaşlar. Şöyle ceketimizi. Bakın görüyorsunuz bu mont, yani mont deniyor değil mi? Yani motosiklet ceketi. Motosiklet ceketi çöpe gidecek arkadaşlar. İçi içini yiyor ama askılığı kopmuş. Ama onun dışında herhangi bir zararı, ziyanı hiçbir şeyi yok. Bilmiyorum kameradan ne kadar iyi görünüyor. Hatta şöyle bir üstüme giyeyim. Bana da büyük. Evet. Bana da büyük. Benim ev sahibim 1.90. 80 küsur yaşında 90'a merdiven dayadı. Hala motoru var. Yani ceket, yani al bunu giy. Hani giy. Normal sokakta bile giy yani. Ama o katına. Promotlar falan ne kadar baksana. Evet. Hoş gibi. Burada da var. Evet. Adı üstünde marka. Burada işte eski bir direkt çöp. Çöp abi çöp. Yani şunu almaya kalksanız, hani satmaya kalksan 50 euro bilemedin 70 euro para yapsın. Yani şimdi bizde şey, eskimiş olan ekipman çöp atılmaz, arkadaki arçıya verilir. Yeni başlayanlara evet. Vesaire değil mi? Mesela bir ceketimiz daha var. Hatta şunu şöyle alalım. Şöyle ekrandan atalım. Ondan sonra şöyle bir ceketimiz daha var. Bu ne? Bu Güse isimli bir marka. Bunu çok araştıramadım ama baktığım zaman da yine Revit'in bir tık altında kalıyor. Ama fiyat performans olarak da baya buradan tercih edilen bir ceket. Ama bu daha sıkı. Bu kışlık. Bu kameradan gönderdiğimiz olan şey. Evet. Sırt korumalı da var. Ya kavgaya geldiğini düşünsene. Şöyle bir vurdum. İşte. Bu ayetten şey. Neyse kavgayı tasvip etmiyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle kavgayla hiçbir işimiz yok. Biz espri olsun diye. Yani şu mont bile değersiz olsa bile, yani şey markasız olsa bile, bir renk gibi olmasa bile ama alınır, giyilir ve giyilir. Sağlam da şey yapar yani. Benim bildiğim bu Güse markası burada tam fiyat performans. Çünkü var. Bayağı var. Hiç bilmiyorum abi. Ben az çok gözlemlerimde bunu anladım. Hiç bilmiyorum. Arkadaşlar şu çanta 120 kilometre hızda en fazla 5 kilo taşıyabiliyorsun. Litresi kaç litre? Aşağı yukarı 20 litreye yakın bir şey olabilir. Olabilir. Bu arada arkadaşlar bu indirime girmiş. Normal fiyatı 60 euroydu. Görmüş olduğunuz gibi performans çantası. Louis'in aerodinamik performans motosiklet çantası. Daha çok hız motoru yani yarış motoru kullananların işte aerodinamik olarak rüzgardan etkilenmemesi için. Şöyle güzel bir çanta. Çok haznesi çok geniş. Bu etiket değil bu arada şey. Kullanım kılavuzu gibi bir şey. Nasıl yıkanacağını falan söylüyor. Evet, şurada da burada da fileli bir cebi var. Cebi var. Çok güzel, çok hoş. Fiyatına gelecek olursak arkadaşlar bu. Biz orada video çekmek istedim ama olmadı. Ekipmanım yanında değildi. 60 euroydu. Daha doğrusu 60 eurodan indirim yapmışlar. İndirim yaptılar. Önce 30 euroya düşmüştü. 30 euroya düşmüştü. Düşmüş. Ondan sonra Çağatay da kendine kask bakıyor. Dedik ki daha sonra gideriz çünkü biz de o arada Münih'e iniyorduk. Hani alışveriş yapma gibi bir imkanımız yoktu. İyi ki de yapmamışız. Ondan sonra 10 gün civarında biz tekrar o mağazaya gittik. Şu çantaya baktık. 14 euro. Yani inanılır gibi değil ya. Ha buna bizde de baktım. Türkiye'de de baktım. Sıfır olarak internet üstünden bir yerde bir satış göremedim. Ama sahibinden de satış fiyatı 1100 lira. Ama öyle bakmayın. Birim olarak bakın. Her şeyi burada birim olarak bakın. Yani bu söyleyeceğimiz fiyatları da bundan sonraki bazı şeyleri de söyleyeceğiz. Hani fiyat performansı açısından. Fiyat birim olarak bakın. Neyse. Şurada ev sahibinin bir tane daha kaskı var. Univex diyor. Nasıl marka ben bilmem. Sen bilirsin. Çağatay ya da biliyor musun bilmiyorum. Yani çok
sağlam hissiyatı vermiyor bana. Ben anlamam çünkü anlamam. Böyle bir kask ilk defa ben de burada gördüm. Daha doğrusu böyle bir marka ilk defa burada gördüm. Ama sonuçta senin ev sahibi uzun zamandır. Uzun zamandır. Bir de benim ev sahibim biliyorsun ne kadar garantici olduklarını. Sağlam kötü bir şey olacağını ben şeye hayatta para vermezler. Sanmıyorum ama dezavantaj diyebileceğim çenesinin açık olması diyebilirim. Yani bu ne arkadaşlar? Bu da tabii ki çöp. Ana evi yıktık. Neyse şimdi çantayın malzemelerine geliyoruz. Arkadaşlar fiyatını sonra açıklayacağız. Bu full karbon. Full karbon hatta ismi de şöyle geçiyor. 802RR Ultra Karbon. Yani hemen şey. Şöyle markasını da gösterelim arkadaşlar. Ultra bakın burada da yazıyor zaten. Ultra karbon diye. Ben çok iyi anlamam. Bakın şurada havalandırmaları var. Sen demin açtın kapattın. Ha şöyle. Araba kanadı gibi. Açılıyor. Ondan sonra şuradan iki tane havalandırması var. Çağatay ben pek anlamam ama ben şey yapıyorum şöyle. Şu tam bu kısımda göz hizasının üstünde ve çene hizamızda da ayrıyetten havalandırmamız var. Ayrıyetten de burada bir ayrı dönemir küçük bir eklentimiz var. Burada da var. Evet güzel. Yani nefes alıp vermede yani rahat rahat. Tamamen hava sirkülasyonunu hızlandırmak için evet. Ki yüksek hıza çıkıldığı zaman o sirkülasyondan bir kayıp olmasın diye. Aha bakın çok ve bu arada buğulayıcı özelliği de yani buğulanmama özelliği de var. Pinlock ayetten standart olarak geliyor üstünde. Şu an etiketi üstünde onu ben daha çıkarmadım. Dönünce şey, çıkartacağım. Bundan şey de takabiliyormuşsunuz arkadaşlar. Medya. Intercom yeri de var ayetten. Çok iyi bilmediğim için ben sadece medya diyorum. Bütün kasklarda olmayabiliyor ama ayetten ekstra gelen bir özellik. Açılıp kapanıyordu. Evet evet burası da ayrıyetten havalandırmalı. Bu da mı açılıp kapanıyor? Tabii. Aa çok güzelmiş. Ayrıyetten Pinlock ve Intercom destekli özelliği de var. Arkadaşlar Türkiye'deki bunun fiyatı sence nedir? Hani başka marka olur şu olur bu olur ama ortalama bunun fiyatı şöyle söyleyeyim. Nedir? Türkiye'de full gerçek karbon olarak geçecek bir kaskın en düşük fiyatı 25 bin lira. 25 bin TL arkadaşlar. Ayrıca şöyle bir şey daha var. İnternette özellikle satış hilesi olarak geçen reklamlarda özellikle. Şu kask karbon diye geçer ama o kaskın karbon olduğunu belirtmiyor. Sadece şey model numarası karbon diye üstündeki işlemesi. Ama atıyorum bir mağazaya gittiğiniz zaman ki bunun çoğu kişiye yaşanmıştır. Gerçek karbon bir kaskın ki kasklar şey yapıldığı malzemeye göre çeşit çeşit ayrılıyor. Şu an buradaki kaskımız en üst düzey bir malzeme. Ve çok şanslı. Ve aşırı şanslı bir şekilde bu kaskı aldım. Yani bedavaya gibi bir şey aldı arkadaşlar. Gene söylüyorum birim olarak bakacağız tabii ki fiyatlara. Ama Türkiye'ye mukayese ettiğin zaman da %60 şey %80 civarında kârda gibi bir şey oluyor. Yok yani. %80 değil %70 civarında olmuş oluyorsun. Neyse. Oraya karıştım. Yok. Oraya geleceğiz. Fiyata da geleceğiz. Evet arkadaşlar bunun fiyatı da şöyle söyleyelim size. 550 euro etiket fiyatı vardı. Fakat gene indirim yapmışlar. Ve son kalan ürün. Ve son kalan. Model var. Fakat beden yok. 299 euroya bu kaskı aldı arkadaşlar. Full ultra karbon. Burada birkaç tane motosiklet şeylerine, videolarına baktık. Kasklarla ilgili. Bu arada bende de bazı sürprizler olacak ileriki zamanda. Çağatay'la ortak yapacağımız projeler var gibi görünüyor şu an için ama daha belli değil. Olursa da sürpriz olsun. Ama burada başlayacağım yani ufak ufak motosiklet turlarıma başlayacağım. Yani şu arkadaşlar ben Türkiye'de motosiklet kullansam hani bu 30 da olsa 40 da olsa ben bunu alırım. Yani bunu almadan ben motosiklete binmem. 80 bin liralık cep telefonu alacağıma 50 bin liralık cep telefonu alacağıma giderim ekipmanımı alırım arkadaşlar. Şu telefon kullanırım neyime yetmiyor ya. Millete fotoğraf çektirip tak 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 millete hava mı atacak? Alakası yok. Tuşlu kullanırım. Neredeyse telefon nedir? Araçtır. İşimizi görsün. Araç arabada olduğu gibi. Neyse çok konuşmayayım ben. Konumuza gelelim. Ekipman çok önemli arkadaşlar. Hani biz gerçi videomuzun konusundan fazla çıkmayalım da hani yurt dışında özellikle Almanya için söylüyorum. Almanya'dan ekipman almaya değer mi değmez mi? Kesinlikle. Yani, bu da senin ama söylemen gerekiyor. Kesinlikle değer derim ki bunu çanta ve kask için söylemiyorum. Bunlara bakarken mağazada işte ceket olsun, eldiven olsun, motosiklet pantolonu, ayakkabısı olsun. Türkiye'ye kıyasladığımız zaman dediğim gibi arada uçurum farklar var. Mesela arkadaşlar ben çok güzel birkaç tane ceket giydim böyle. Fiyatları da çok
pahalı değil. Yani Çağatay dedi, abi dedi, bunlar Türkiye'de olsa yetişemezsin dedi. Yani alamazsın. Bütün mağazayı kapatırlar. Kimse alamaz. Yani çok zor dediler. Hatta ceketlerin fiyatı da böyle çok çok pahalı değil. Ya şu kaskın fiyatına çok yani iyi ceketler var. 400-500 euro bandında gidiyor. Hani ben gene söylüyorum arkadaşlar, birim olarak bakıyorum. Hani sen belki aynı ceket Türkiye'de 50 bin liradır. Ama ben birim olarak baktığım zaman ben 500 lira vermiş gibi oluyor bana. Yani mesela o motosiklet bulunları var. Hani komple hani üst alt giyinen. Mesela Çağatay'la gittik. Onları bir gördü, kafayı yedi zaten. Ya ortalaması 1000 euro, 1500 euro. Yani 2000, ya 1600 euro değil yani. Ha en azından gittiğimiz mağazada öyleydi. Belki başka mağazalarda, ki gittiğimiz mağazada iyi kaliteli bir mağaza yani. Dedi bunları Türkiye'de imkanı yok, alamazsın ya. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Türkiye'nin direkt artık merkezi olmuş bir şehir. Bir mağaza açılış yapsa ve fiyatlar bu şekilde olsa İstanbul'u bıraktım, diğer şehirlerden gelen insanlar olur. Doğru. Çünkü herkes almak ister. Ben mesela bir takım yapayım dedim kendime. Ben de yavaş yavaş başlamak istiyorum ama benimki biraz fantezi olacak. Yani illa onu ben motorun üstüne giyeceğim, işte şöyle böyle yapacağım diye öyle bir dünya yok benim için en azından. Tarzları çok hoşuma gitti, ceketlerin filan. Her türlü. Her türlü var abi ama acayip var ya. Bir tane bir ceket giyeyim diye ben çöktüm böyle. Nereden baksan 4-5 kilo var mı? Fazlası var, eksiği yok. Herhalde bu gidişle bende de birazcık başlayacak herhalde. Ufaktan ufaktan böyle başlıyor gibi. Ki imkan olan varsa, eğer yurt dışına çıkan ya da bir tane de olan varsa mutlaka orada bir baktırsın. Hatta aldırsın. Aldırsın. Alabilen alsın. Ki benim bir ihtimalim vardı. Ya başka bir şey alacaktım ya da kask alacaktım. Ben direkt şansımı bundan yana kullandım. Ama iki de kullanmışım. İki de kullandım çünkü abi en önemli şey hayat memat meselesi. İki teker üzerinde gidiyorsunuz arkadaşlar. Allah korusun. Altın elbiseli adam vardı mesela. Bakın Bayoğlu. Tanımıyorum hani şey olarak, birkaç kere sen de denk geldi. Senden önce falan geldi. Bu adam mesela bu işin piriydi değil mi? Allah rahmet eylesin. Gene tanımam kendisi. İyi kötü bilmem. Ama Allah rahmet eylesin diyelim ki bu adam bu işin piri olduğu halde bir başka birinin yüzünden yani sudan sebep. Sudan sebep. Yani onun için her zaman dikkat etmek gerekiyor. Ekipmanınızın özellikle hayati bölgeleri koruyacak olan ekipmanların bence bir numaralı olması gerekiyor. Bunları da gerçekten yurt dışından aldırtabiliyorsanız aldırtın arkadaşlar. Kendiniz çıkabiliyorsanız gidin alın. Ha Türkiye ile arasında zaten acayip uçurum var. Çok çok büyük farklar var. Bu sadece şey birim olarak değil, dövize çevirdiğimiz zaman bile çok tabii büyük canım zaten var. Sen kendin söylüyorsun abi. Yani şu an Euro 3 lira desek sen aldın bunu 9 bin liraya. Şimdi 9 bin lira nerede? Oo hakikaten bayağı 25 bin lira nerede yani diyecek. 25 bin lira ortalama nerede ki ben Euro'yu 30'dan da düşük aldım. Yani şunun bana gelmesi 8500-8600 liraya falan tekabül etti. Yok ben düz hesap yapıyorum. Ha. Yani düşünün arkadaşlar, yani yurt dışından ürün alabiliyorsanız alın veya aldırın. Onun için bir de arkadaşlar bu videoyu seyrediyorsunuz. Trafikte sinirlenmeyin. Diyeceksiniz ki ya işte görmüyorlar da etmiyor. Olur abi. Sessizlik en iyisi. Yani kavgadan uzak durun. Olur insanlık hali, karşı taraftaki araç sizi görmeyebilir, önünüze çıkabilir. Bilerek yapanlar da var, yok değil. Ama yani siz olun, kavgadan, gürültüden uzak durun abi. Konumuza dönelim. Arkadaşlar başka söylemek isteyeceğim bir şey var mı? Bol bol çıkın gezin derim. Bu arada aksiyon GoPro değil ama bir de aksiyon kamera aldı kendine. Evet. O da kaç paraya aldın? 30 euro. 30 euro. 28 küsür işte 30 euro. Yani düşünebiliyor musunuz? O bile ya başlı başına Türkiye'de bir maliyet. Bir GoPro kalitesinde değil. Fakat ilk baştaki işlerinizi görebilecek şekilde çekimlerinizi, kaygınızı, kuyruğunuzu alabileceğiniz güzel de bir kamera arkadaşlar. Onun için gene söylüyorum. Yurt dışına çıkabiliyorsanız çıkın ya da aldırtabiliyorsanız aldırtın. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Sağlıcakla kalın. Mutlu mutlu sürün derim. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Bilgilendirici bir video olmuştur sizler için. En azından fiyat performansı ve kalite performansı açısından anlattıklarımız size katkı sağlamıştır. İnşallah diyorum. Videomu sonlandırmadan önce kendinize iyi bakın. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, yorum yapmayı ve güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Hoş kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hop.